Değerli dinleyicilerimiz, Endüstri Radyo'da eve iş götürme dediğimiz yayın kuşaklarında biliyorsunuz pandemi süreci eve dolu dolu işi getirdiğimiz bir dönem oldu ama biz tabii sizlere yayın kuşaklarımız içinde biraz olsun bir mercek ve bir perspektif ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Bugün de dış ticaret meselesini böyle iyi bir çerçeveyle gerçekten sektörün önemli bir aktörüyle analiz etmeye gayret gösteriyoruz. Comiex CEO'su Sayın Selahattin Urfalı ile sohbetimizin ikinci bölümündeyiz. Sayın Urfalı, bir karardan bahsettiniz. Yani bu kararın böyle bir temeli, bir perspektifi, bir öngörüsü mü olmalı? Ya da o karardan tam anlatmak istediğiniz ne? Şimdi bizim yani basiretli tüccar şeyi vardır, tanımı vardır Can Bey, biliyorsunuz. Kanunlarımızda geçerlidir. O yüzden bizim basiretli tüccar olarak bizim verdiğimiz kararlar çok önemli. Benim demek istediğim, kriz anlarında bizim inovasyon, kendi şirketimizdeki inovasyon olabilir, kendimizdeki inovasyon olabilir, ön yargılarımızı silme olabilir. Buradaki hayatta kalma, ayakta kalmadan ziyade gelişime açık bir perspektifte bakmak gerekiyor. Kriz anlarında tabii ki karımız düşecek, tabii ki iş hacmimiz azalacak ama onunla aynı dönemde gerçekleştireceğimiz gelişimler belki ilerideki yıllarda bizi çok daha farklı boyutlara, çok daha karlı, sürdürülebilir işlere getirecek. Şu anda siz reklamdan önce SARS ve diğer şeylerden bahsettiniz. Daha önce yaşanmış salgınlardan. Ben daha basit şeylerden bahsedeyim. Yani şu anda yaşadığımız dünya çapında bir makro kriz. Ama biz kendimiz de mikro bir kriz yaşayabiliriz. Biz kendimiz hasta. Yani biz COBİ'yiz. 5 kişilik bir şirketiz. Seyahat edemeyebiliriz. Yani bu çok normal bir şey. Ülkemizde küçük krizler olabilir. Ülkemizin gerektirdiği şeyler, bilmiyorum, vize sorunları olabilir. Kendimiz hasta olabiliriz. Bu durumlarda şirketimizin ve yarattığımız değerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizim senelerce verdiğimiz, belki 20 yıl, belki 30 yıl emek sarf ettiğimiz değerleri dünyaya yayarken bizim kendimizin, şirketimizin veya kendimizin bireysel olarak yaşayacağı krizlerden etkilenmesini istemeyiz zannedersem. Sürdürülebilir olmamız gerekiyor. Dış ticarette de seyahat engeli ben çok büyük bir sorun olarak görüyorum. Biz, o zaman şöyle bir şey yapalım. Covid'le birlikte bu dış ticarette yaşanan bir belirsizlik atmosferini ya da krizini bir sizden dinleyelim. Tabii çok yönlü bir mesele, siz de özetlediniz. Bireysel olabilen sıkıntılar olabilir. Ulusal, uluslararası düzeyde sıkıntılar olabilir. Yani bir yandan işte Covid meselesinin dünya çapında yayılması, işte hava yolu vesaire birçok trafiği aksattı. Gerçi kargo ve gemi taşımacılığında kısmi etkisinin gözlemlendiği çeşitli istatistiklerde anlatıldı. Ama işte bir yandan bölgesel gelişmeler de burada önem taşıyor. İşte Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler, Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler, işte Azerbaycan-Ermenistan hattındaki gelişmeler, Doğu Akdeniz, Kıbrıs vesaire dediğimiz bütün bu konjonktür bizim özellikle bulunduğumuz coğrafyada bir anda önümüze çıkan sorunlar silsilesi olarak karşımıza çıktı. Böyle bir çoklu bakış açısıyla dış ticarette yaşanan bu belirsizlik krizinin ayrıntılarını sizden dinlemek isteriz Sayın Urfalı. Buyurun efendim. Tabii ki biraz önceki o gelişime de hemen tekrardan kapatmak istiyorum. Bu tarz makro krizlerde şirketlerimizde ve kendimizde yapacağımız gelişmeler ve hazırlıklar ileride dünya çapında bir kriz olmadığı zaman bizim kendimizin yaşayacağı mikro bir krizde de bize faydası olacağını ben onu bahsetmek istedim. O yüzden bizim aldığımız kararlar çok önemli. Dış ticarette ilk baştaki Covid başlangıcındaki şey öncelikle gümrük tarifelerinin değişmesi, ülkelerin birbirine uygulayacağı ticaret kuralları, mesela Çin'den gelen işte gıda ürünlerine öyle bir belirsizlik yaşandı. Sonra bankacılık sisteminde aksamalar olur mu? Bankalar çalışmıyor. Bir dönem öyle bir şey yaşandı. Ve dış ticaret hala manuel ilerleyen bir sektör. Bu kadar dünyanın gelişimine rağmen hani dış ticaret Covid'in olmasını beklemişiz sektörümüzü geliştirmek için. Hala manuel yürüyen bir sektör. Bir ihracat yaptığınız zaman, ithalat yaptığınız zaman onlarca sayfa doküman hazırlıyorsunuz ve bu doküman hazırlamaların nasıl olacağı belirlenemedi. Mesela Tarım Köy İşleri Bakanlığı'ndan almanız gereken bir doküman var. Tarım Köy İşleri Bakanlığı çalışmıyor. Yani Covid'den dolayı. Siz de dışarı çıkamıyorsunuz. İlk Çin'de yaşanan süreçte zaten Çin'de bir 14 günlük bir sokağa çıkma yaşanmıştı. Çin tabii dünya çapında bir ihracatçı olduğu ve tüccar olduğu için kendisi. Bu bütün limanların dolmasına, çünkü evrakları gönderemedi Çin, kuryeler çalışmadığı için o dönemde ve böyle bütün limanların dolmasına ve masrafların artmasına sebep oldu. Böyle bir belirsizlik yaşandı. Ondan sonra Çin'den
ülkeler birbirleri arasında, biliyorsunuz Amerika Çin'i suçladı, Çin başka şeyler söyledi. Birbirleri arasında acaba ticari kurallar getirecek, kapılar kapanacak mı, bunun belirsizliği olacak mı diye böyle bir belirsizlik yaşandı. Ama bizim tüccarlar olarak her türlü belirsizlikte, özellikle Türk tüccarlar olarak bizim her türlü belirsizliğe hazır hale gelmemiz, şeylerden bağımsız olarak, kontrol edebileceğimiz kaynaklardan bağımsız olarak biz hazırlığımızı yapmamız gerekir. Çünkü bunlar makro değişimlerdi. Biz kendimizi hazırlayabilirdik ancak. Biz ancak o anda olduğu zaman bu krizler yaşanmayacak değil, her zaman yaşayabileceğiz bu krizleri. Biz sadece gelecek sefer bu kriz tekrar yaşandığı zaman nasıl kontrol altına alabiliriz? Neler yapmamız gerekiyor? Bunları düşünüp geliştirmemiz gerekiyordu. Burada sektörlerle ilgili bence şeyden, diğer ülkelerdeki Türkiye'nin ticari konsoloslukları ve ateşelikleri ve resmi kanallarla irtibatta olmak ve oralarla sürekli irtibat halinde olmak bence çok önemli bir şey. Bizim dış ticaretçilere söyleyebileceğim çok önemli bir unsur. STK'larla, birliklerle, ticaret odalarıyla bağlantıda olmak, onlarla etkileşimde olmak, sürekli bir bilgi akışında olmak yine çok önemli bir unsur. Çünkü onlar bu tarz krizlerde daha erken haber verebiliyorlar veya daha doğru bilgileri söyleyebiliyorlar. Onun dışında çalıştığımız ülkelerde yine dış ticarette şeydir, yine gıda sektöründen örnek vereyim. Un firmaları bizim mesela birden Filipinlere çalışır. Hepimiz birden Filipinlere un satarız. Çok yüklüdür Filipinlerin un alışı. Bu tarz kriz ortamlarında işte Filipinlere mal sevk edemeyince siz otomatikman başka ülkelerde arıyorsunuz. Buna hazırlıklı olmak, bu ticari kuralları arttıkça, farklı ülkelerden yaşayacağımız kurallar arttıkça sürdürülebilir bir dış ticaret için çok çeşitlilikle çalışmak ve sürekli inovatif olarak, inovasyon derken ben tek sadece teknolojiden bahsetmiyorum. Etkileşimde müşterilerimizle olacağımız kanallar olabilir. Sadece müşterimiz olan Filipinler'deki müşterimizle değil, Kongo'daki müşteri potansiyeli olabilecek kişilerle de etkileşimde olmamız gerekiyor. Ben bu şekilde şeylerle bu krizlerin aşılabildiğini gördüm. Bu Covid döneminde en azından o kısa dönemde o krizin acı sonuçları yaşansa bile bu tekrarlandığı zaman hazır olmak başka bir sürdürülebilir bir yapı kavuşturuyor şirkete ve reformist bir yapıdan bahsediyorum. Hep derler ya işte bizim Avrupa Birliği'nde de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi çok önemli değil ama oradaki reformları yapmak çok önemli. O reformları da bizim kendi şirketimizde bu tarz kriz ortamlarında çok daha fark ediyoruz ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz Can Bey. Güzel bir yaklaşım ve analiz oldu bu çerçevede. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Tabii bir yandan da şunun tespiti ya da keşfi de gerçekleşiyor. İşte dış ticarette evet bir takım inovasyonlar süreci söz konusu. Burada profesyonel müşteri ilişkilerini isteseniz de istemeseniz de bir dijital alana keyfekeden değil, yapmak zorundasın yaşamak ya da ayakta durabilmek için, değil mi? Belki böyle tanımlamak mümkün. Peki buradaki yol, yöntem, alanlar, işte bir takım sanal fuarları denendiğini gözlemliyoruz. Şimdilik iyi feedback alabildiklerini söylemek biraz zor gibi benim en azından gözlemlediğim istatistikler. Bilmiyorum sizin değerlendirmeniz alanda nasıl? Bu süreç nasıl yönetilmeli size göre? Ben dijital anlamdaki etkileşimin doğru yerde, doğru platformda yapılırsa daha profesyonel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki mesela WhatsApp'tan ürün sergiliyor. Mesela bu da bir dijital alanda şeydir ama WhatsApp'tan ürün sergilediğiniz zaman müşterileriniz de görüyor veya mal alacağınız firmalar da görüyor bunu. Onun yanında işte akrabalarınız da görüyor. Çok çeşitli, yani ilgili ilgisiz çok insan görüyor. Burada biraz fokus olmak gerekiyor dijital anlamda. Dijital anlamda doğru kişilerle etkileşimde olduğunuz zaman ben daha profesyonel olacağını düşünüyorum. O insanla yemeğe gitme veya işte bir özel bir etkileşimden ziyade daha ürüne yönelik, daha ticarete yönelik bir etkileşim olduğunu düşünüyorum dijital anlamdaki. Sanal fuarlar evet çok yeni. Bu arada bunların hepsi, yani biz dış ticaret anlamında bir teknoloji firmasıyız. Bizim için de hepsi çok. 8 ayda, 9 ayda, 10 ayda gerçekleşti. Biz COIMEX'i hazırlarken 2016 yılından itibaren 2019 yılında açtık platformumuzu. 2016 yılından 2019 yılına doğru hazırlarken biz sürdürülebilir Harvard Business School'un da sunduğumuz bir projeyi ürün haline getirdik. Biz sürdürülebilir bir dış ticaret yapısı oluşturmaya çalıştık. Güvenli bir dış ticaret camiası oluşturmaktı.
Tabii bunları teknolojik anlamda oluşturmakta. Güvenli bir dış ticaret camiası oluşuyor. Mesela International Nuts Council var. Yani Uluslararası Kuru Yemişçiler Derneği. Oraya üye oluyorsunuz. İspanya'ya gidiyorsunuz. İşte orada diğer kuru yemişçileri görüyorsunuz. Siz o kuru yemişçilerle bir etkileşimde bulunuyorsunuz. Bunların traditional yöntemleri vardı ama bu tüm dünyadaki tüccarlar için özellikle KOBİ diyebileceğimiz küçük daha henüz gelişmekte olan iş adamları için, iş şirketler için çok masraflı işler olduğu için biz bunu daha sürdürülebilir, KOBİ'ler için özellikle daha sürdürülebilir bir ortam oluşturmaktı bizim amacımız. Ve biz bunu 2019 yılında lansmanını yaparken de hep vitamin olarak düşündük. Yani zaten fuarlara gidiyorsun, onun yanında bizimden de ürünü dijital olarak sergilersin, dijital olarak sektöründe etkileşimde bulunursun. Zaten İspanya'ya gidiyorsun, konferanstaki şeylere katılıyorsun. Tamam masraflı ama bunları her zaman yapabilirsin. Dijital anlamda bunları yapman onda bir değil Can Bey. Yani %1 daha az masraf. Yani %1 daha az para harcıyorsunuz. Dijital anlamda bunları başarabildiğiniz zaman. Bizim zaten gidiyorsun bunların yanında bizi de kullandı. Bizim platformumuza da gel üye ol. Bizim camiamıza gir. Coimex'in açılımı Chain of Importers and Exporters. İthalatçılar ve ihracatçılar zinciri. Bu zincire dahil ol ve fırsatları kaçırma da şeyimiz. Korona olduktan sonra bizim o zamanki yaptığımız 2019 yılında yaptığımız tanıtımlarda dijital platformlara karşı hep ön yargı var. Bu ön yargıyı da ben doğru görüyorum. Çünkü Alibaba'ya girdiğiniz zaman bir makarna üreticisi şöyle demişti. Ben Alibaba'da kendi makarnamı arıyorum. Çin'den bir satıcı çıkıyor demişti bana. Yani kendi makarnasını bile Çinliler satmaya çalışıyor. Kendi markasında olan. Doğru kişilerle tanışamadıkları için firmalarımız doğal olarak bu dijital platformlara bir ön yargıları vardı. Covid'le birlikte seyahat edilemeyince ve geleneksel fuarlar iptal olunca bizim görüştüğümüz firmalar, özellikle anket yaptığımız researchlerimizdeki firmaların hepsi bizi geri arayıp ya nedir sizin bir platform, ne oldu, çıktı mı bir bakalım dediler. Biz orada anladık ki artık vitamin değiliz. Covid'le birlikte antibiyotik haline gelmişiz. Yani bunu her firmanın kullanması gereken bir platform haline gelmişiz. Tabii burada şeyden demek istiyorum. İhracat ve ithalat yapan her firmanın diye belirteyim tekrardan. Burada sanal bu bütün bahsettiğimiz dış ticaretçilerin kullanacakları dijital ortamlar sanal fuarlarla çeşitleniyor şu anda. İhracat ve ithalat delegasyonlarıyla çeşitleniyor. B2B görüşmelerle, Zoom görüşmeleriyle tekrar bir çeşitlilik kazanıyor. Ve bizim tarzımızdaki platformlarla etkileşimde bulunup, sektörünüzde sürekli etkileşimde bulunmayla çeşitlilik kazanıyor. Ama Can Bey buna sektörün hazır olması, yani 8 ayda bunlar hemen hop olacak, buradan bize müşteri yağacak, böyle bir dünya yok. Ben fuarlara çok gittim, 25 yıllık dış ticaretçiyim. İlk katıldığım fuarda öyle bir kimse gelip de hadi biz senden bu kadar ürün alalım. Tabii şey en az yani. 5. fuar, 7. fuar gibi tabii. Bir takım istatistikler 7, var değil mi oralarda? Tabii. Doğru. Tabii ki 5. fuar. Biraz bu B2B doğru. Alanını sorgulamak istiyorum sizinle. Bir yine reklam arasına izniniz olursa Selahattin Bey'e gitmek istiyorum. Efendim dış ticareti enine boyuna dijital vizyonla sizlere sunuyoruz. Comiex CEO'su Sayın Selahattin Urfalı da sanal stüdyomuzda sorularımızı yanıtlıyor. Bir reklam arası sonrasında son bölümle yine birlikte olacağız.